peki bu arada Harun yolcuyu öldürmeden önce Kaan'ın daha önce Ersin'i yolcuyu öldürmeye çalıştığını anlatmıştınız ya siz röportajda da. Kaan bir gün taksiye atlamış, Asarlığa gitmiş yolcu ailesinin olduğu yere. Ersin'i aramış. Bu neden ve ne zaman oldu? Bunu bir anlatır mısınız? Hatırlıyor musunuz? Onda tam gününü hatırlamıyorum bakın. Olsa zaten söylerdim. Harun daha ölmemiş ama değil mi? Harun öldü mü? Hayır ölmedi. Tamam. Asarlığa niye gidiyor? Ersin'i oralarda arasaydı, bulsaydı ne yapacaktı? Zaten yine elinde tüfeğiyle beraber gitmişti bu. Ondan sonra bana bulamadım. Geldim demişti hatta. Bana neden gelmesin. Peki gitti oraya? Niçin Ersin yolcuya bu kadar kızıyor, o tarafa doğru gidiyor, işte Asarlık'ta hiç arıyor? Hiç anlamıyorum ki. Keşke bilseydin Didem Hanım. Keşke bilseydin. Ya Cansu Hanım, yani aynı hastalığa baş koyduğunuz insan hiç mi konuşmuyor? Her şeyi anlatan bir insan değildi. Evine bakmazdı zaten. Ya biz Cansu Hanım. Durup evine bakmazdı. Aç mı kaldın Cansu zaten. Hiç? Aç mı kaldın? Cansu neden Hanım, diyorsun bunu, çalışıp duruyordu çocuk? Niye eşiniz, diyorsun bunu? Eve bakmıyor. Tek sorusu söylediği laf evi bakmıyor, evi bakmıyor. Eşiniz... Kasaba gitmiyor. Bak eline tüfeği almış adam öldürmeye gideceğini söylüyor size. Bu normal mi? Bakın Orhan Bey. Normal mi değil mi? Zaten bunu... sürekli içki içen bir... Hayır. Bakın. Bu kadar. Konumuz alkol değil şu anda. Şu konuyu dağıtmayalım. Evet. Ben sorumun yanıtını almak istiyorum. Evet. Buyurun oradan devam edeceksiniz. Yani şimdi buyurun. Eşiniz... tüfeği alıyor ve birini öldürmeye gideceğini söylüyor tabii size. Ya, evet. Bu gayet normal bir şey mi size göre? Ben olsam tabii ya abisini ararım. Abisini ararım. Önüne babasını dediği gibi ararım. Önüne dururum. Ne yapıyorsun? Çoluğumuz var, çocuğumuz var derim. Ama size göre gayet normalmiş bir şeymiş gibi anlatıyorsunuz. Yok söyledim, Orhan Bey'e söyledim. Sormuyor musun? Niye öldüreceksin bu Ersin'i sen? Daha düne kadar çok iyiydiniz. Para alıyordun. Arkadaşlığınız vardı. Seviyordun. Ne oldu da siz bu noktaya geldiniz sen bunu öldürecek hiçbir kadar? Hiçbir şey bana anlatmazdı ki o. Hiçbir şey anlatmaz. Zaten söyleyeyim. Bir şey söylenmeye ya bence siz gelmezdi. Biliyorsunuz ama söylemek istemiyorsunuz. Bunları Ersin Bey'e sordunuz mu? Bunları Ersin Bey'e sordunuz mu? Yok hayır hiç sormadım. Çünkü benim Ersin yolcuyla o kadar pek fazla muhabbetim olmadı. Ne kadar var? Yani hani zaten bir kafedeyken geldiğinde bir şey o muhabbet olmuştu. Hani sen buna para veriyor musun muhabbeti olmuştu. O kadar yani fazla değil. Peki bu olay kafeyi olmadı. Kapattıktan sonra mı oldu? Ersin yolcu gidip arıyor ya Asarlık bölgesinde. Evet. Onu hatırlıyorsunuz. Evet. Allah'a şükür. O detayı hatırlıyorsunuz. Bazı yani. Yerler iyi hatırlanıyor. Bazı evet. Yerler kritik yerler hatırlanmıyor. Neden gitti? Neyse. Sorusunun yanıtı çok önemli bakın. Yani neden hangisi gitti oraya? Asarlığa neden gitti? Ersin'i aramış. Adam vurmaya gidiyor yani. Ama bu adam mısınız? Yani birini tüfeğiyle gittiğini görüyorsunuz. Nereye gidiyorsun? Ne oldu? Niye sormuyor? Sormadınız mı ya? İnsan kocasına sormaz mı? Cansu bir şey sorulmuyor ki Didem Hanım zaten. Yani sürekli içkiyi içen döven insandı zaten. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey buna sorulmazdı ki. Cansu Hanım bir şey söyleyeceğim. Size bir hatırlatma yapacağım şimdi. Hı-hı. Hatırlarsanız bize dediniz ki Okan'la Kaan kavga ediyorlardı o bıçaklandığı gün. Bak, polisi 155'i aradım diyorsunuz. Bak bunlar birbirini öldürecek dedim diyorsunuz. Hı-hı. Bak bunu gayet güzel yapmanız gerekeni yapmışsınız. Ama eşiniz tüfekle bir de tanıdığınız birisine gidiyor yani Ersin'e gidiyor. Ersin'e gittiğini de biliyorsunuz. Hı-hı. Ve gidiyor ne aileden birine haber veriyorsunuz, ne kardeşlerinden birine haber veriyorsunuz, ne de polise. Verdiniz mi polise haber? Yok hayır. Neden vermediniz? Yani. Bence siz konuyu biliyorsunuz. Yok ben bilmiyorum. Siz konuyu biliyorsunuz Cansu Hanım. Bilsem zaten polislere ben ifademi de verdim oraya.